Ben anlamadım. Şimdi siz ikiniz bizi yurda mı götüreceksiniz? Hayır, olur mu öyle şey? Biz sizin burada güvende olup olmadığınızı kontrol etmek için geldik. Zaten ateş her gün bize her şeyi yasaklıyor. Bir sorunuz varsa bana sorabilirsiniz. Ilgaz'dı değil mi? Evet. Ilgaz'cığım, bize buradaki yaşamından bahseder misin biraz? Ya ateş geldiğinden beri biraz değişti hayatımız. Peki bu değişim sana ve kardeşlerine nasıl yansıdı? Başta çok kolay olmadı. Çünkü biz bu kadar katı kurallar altında yaşamıyorduk ve ateş istediği her şeyi yapabiliyorken bize sürekli kurallar ve yasaklar geldi. Bu durum seni mutsuz ediyor anladığım kadarıyla. Yok, mutsuz değiliz. Sadece Leyla ile ateşin ilişkisi kardeşlerimi nasıl etkiliyor bilemiyorum. Anladım Ilgaz'cığım, teşekkür ederim. Seninle daha sonra tekrar konuşacağız. Ne demek, her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bitti mi? Ateş Bey, eşinizle de ayrıca konuşsak iyi olur. Uygunsa yarın sizinle ve Leyla Hanım'la tekrar görüşelim. Tabii, olur. Ben sizi uğurlayayım efendim. Teşekkür ederiz. Buyurun, ben geçeyim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hadi abi, gel Berit. Ben anlamıyorum. Füsun nasıl böyle bir kötülük yapabilir ya? Çocuklar ya. Yani çocuklar çok etkilenecek bu durumda. Ateş Bey, bu aile geçmişte de çok zor zamanlar geçirdi ve bunların bir kısmı da Füsun Hanım yüzünden gerçekleşti. Ama isterseniz bunların üzerinde durmak yerine bundan sonra ne yapacağımıza bakalım. Doğru. Bir tavsiye verebilir miyim? Lütfen. Leyla Hanım'ı yarın buraya getirmezseniz her şey daha da kötüye gidecek. Eğer Leyla Hanım'ın bu durumdan haberi olursa mutlaka kabul edecektir. Öyle bir şey olmayacak İlter. Başka bir çözüm bulmamız lazım. Abartma istersen. Ben de gizlice geldim. Kusura bakma, çok haklısın ya. Sendeyim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke hiç gitmeseydiniz. Ya inan bana, ben de böyle olsun istemezdim. Ama yapacak bir şey yok. Aile işte. Aile işte. Bugün sosyal hizmetlerden geldiler. Niye? Bizi kontrol etmek için. Olanlardan sonra halam durumu bildirmiş. Halimize bak ya. Yani Ateş kendinden başka hiç kimseyi düşünmüyor. Biliyor musun? Bence o da mutlu değil ama. Yani Leyla yaptığından dolayı o da pişman. Madem pişman olacaktı, niye yaptı ki? Ateş işte. Her şeyi yapabileceğini zannediyor. Leyla'ya gerçekten aşık olmuş olabilir mi? Bunun aşkın ne ilgisi var ya? Çünkü aşk böyle bir şey. Nasıl bir şey? Her zaman kelebekler, kalpler olacak diye bir şey yok ya. Kavga etmek, yalan söylemek zorunda olmak da aşk bence. Eğer aşk böyle bir şeyse ben hiçbir zaman aşık olmayacağım. Ha öyle mi? Öyle. Allah Allah. Ateş Bey. Sen beni takip ediyorsun. Hani küçük çocuklar gibi odanızdan kaçıyorsunuz ya. Hı. O yüzden bir bakayım dedim ki, iyi ki bakmışım. Şimdi olana geç. Sen bana karışamazsın yalnız. Tamam, ben giderim. Benim hatam, özür dilerim, haklısınız. Tamam, sen git. Sen de git. Seninle sonra konuşacağız. Geç odana artık. Ben. Manyak mısın nesin ya? Allah.
Ateş Bey yapmak zorundaydım. Geri döneceğini düşünmezdim. Haklısınız, ben de düşünmezdim efendim. Ama Leyla Hanım çok yüce gönüllü bir hanımefendi. Evet öyle. Sadece çocukların iyiliği için geri dönmeye ikna oldu. Ateş Bey, benim size bir şey söylemem lazım. Leyla Hanım'ın bir şartı vardı. Öyle mi? Meryem Hanım'la Barış Bey'in de geri dönmelerini istiyor. Ve eminim ki siz buna itiraz etmeyeceksiniz, değil mi Ateş Bey? İyi geceler İlter. İyi geceler efendim. İnsanların nasıl canını yaktığını anlaman için. Ha bu mu? Evet. Ha bu kadar mı yani? Bu kadar. Ya sen bu yaptığının bana ve çocuklara nasıl bir kötülük olduğunu farkında mısın? Ben kimseye bir kötülük yapmadım. Sence benim için kolay mıydı? İnanamıyorum ya. Hala çok bencilsin. Ne olacak sonunda biliyor musun? İkimiz de batacağız. Kazanan da kurtulan da olmayacak Ateş. Seni gerçekten sevmiştim. Tek suçlu ben değilim. Öyle mi? Ben defalarca senin doğruyu söylemeni bekledim ama söyleyemedin. Tamam. Tamam, benim de hatam. Söylemek istedim, söyleyemedim, kabul ediyorum. Ya ama sen her şeyi biliyordun. Bildiğin halde niye evlendin ya Ateş? Niye yaptın bunu, neden? Leyla, ben ne sen? Berit. Evet, döndüm Berit'ciğim. Neden gittin ki? Bunları daha sonra konuşsak olur mu? Ben şu an biraz yorgunum da canım. Olmaz, birlikte uyuyacağız. Hadi, hayır, odana hadi. Hayır. Evet. Tamam Berit'ciğim, tamam sen şimdi git, ben geleceğim, tamam mı? Şimdi gidiyorum ama bekleyeceğim. Hadi. Hadi Berit. Hadi Berit. Kapa kapıyı, kapıyı kapa. Haydi bye. Seni gerçekten sevdiğime inanmadın değil mi? Hayır, belki de sen beni sevmedin. Sadece bu oyun için öyle davrandın. Ela, yok öyle bir şey. Zaten daha yeni öğrenmiş sayılırım. Sen nasıl söylemediysen ben de söyleyemedim. Ki bu hikayede kusura bakma ama kandırılan kişi benim. Sen bu eve dolandırıcı olarak girmişsin. Ya ben o niyetle gelmedim. Gelmedim o niyetle. Gelmek zorundaydım, yapmak zorundaydım. Neden? Pardon ama neden? Çünkü ailemi bulmam gerekiyor. Aileni mi? Bak ben ailemle büyümedim Ateş. O yüzden aileni ailem saydım. Seni ailem olarak gördüm, çocukları çok sevdim. Ama ne sen ne çocuklar, ben hiçbiriniz üzülsün istemedim. Bunu bilerek yapmadım. O zaman bak, bu oyuna devam edeceğiz, tamam mı? Çocuklar için geçici bir birliktelik. Ya ben zaten çocuklar için geldim buraya. Güzel. Ama sonra boşanacağız bu iş bittikten sonra, tamam mı? İş. Tamam. Tamam. Ateş, ben de sizinle uyuyacağım. Leyla'yı çok özledim.
Berit'ciğim, gel sen böyle. Biz birlikte uyuyalım. Ateş abin zaten kendi odasında rahat rahat uyusun. O da öyle ister değil mi? Evet. Olmaz, ben ikinizi de özledim. Berit. Leyla, sen de kolunu ver. Leyla! Sıkıştım durdum burada. Sizi çok özledim. Bir daha ağrımayın. Söz mü? Söz. Leyla sen? Leyla! Söz. Söz. Tamam. Hoş geldiniz. Ben Leyla. Merhaba. Gıyabınızı da tanıyoruz. Çocuklar bahsettiler sizden. Aa, öyle mi? Ne güzel, çok güzel. Buyurun, bir şey içmek ister misiniz? Teşekkürler. Teşekkürler. Yine mi geldiniz siz? Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Eşiniz de buradaymış. Onunla da konuşuruz bugün. Evet, olur tabii. Değil mi hayatım? Tabii tabii, muhakkak. Çocuklar da biraz sonra burada olur efendim. Leyla! Gelmişsin. Canım, gel. Leyla, gelmişsin. Evet. Bir daha gitmeyeceksin değil mi ama? Yok, gitmeyeceğim. Hadi gel. Leyla, ablan artık bizimle. Merak etme. Ne güzel ya. Sen herkesin içinde rezil etmedin mi? Ne yapıyorsunuz siz? Oyun mu oynuyorsunuz? Sakin ol, Ulgaz. Herkesin içinde düğünde rezil etmedin mi? Bir de şimdi geri mi getiriyorsun? Ya bence Ateş abi bu konuda şu açıdan bakarsak Ulgaz haklı. Bizim de birazcık kafamız karıştı. Haklısınız, haklısınız. İkiniz de çok haklısınız. Kusura bakmayın, Ulgaz biraz fazla tepki gösterdi. Ama merak etmeyin, bir daha öyle bir şey olmayacak zaten. Değil mi? Öyle değil mi Leyla? Öyle. Öyle, öyle tabii ki. O zaman artık hiçbir yere gidemezsin sen. Tabii ki de bir yere gittiğim yok fıstık. Ayrıca dışarıda oynayalım mı? Hadi gel o zaman. Hadi oynayın. Hadi havuzun oraya gidin bakalım. Dikkat edin. Ulgaz, oturmak ister misin? Bravo ikinize de. Aferin gerçekten. Ateş Bey, Leyla Hanım. Aranızda yaşadığınız problemler tabii ki bizi ilgilendirmez. Fakat çocukların durumunu gözetmek zorundayız. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Hı hı. Anlıyoruz. Evet. Leyla Hanım, çocuklar size çok bağlı gördüğüm kadarıyla. Ancak bu bağlılık hayatlarına bir düzen getirmiyor belli ki. Evet, ama her zaman öyle değildi. Merak etmeyin. Muhakkak öyledir. Ama bu düzenin sık sık bozulması sıkıntı yaratır. Özellikle Berit ve Aydos'un bu sorunları bu yaşta kaldırması mümkün değil. Yani onların hiçbir koşulda yalnız kalmaması gerek. Anlıyorum, anlıyoruz da çok haklısınız. Biz de çocukların yaşadığı bu olayların ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Yaşattıklarımızın da farkındayız. Bunun için de Ateş'le elimizden geleni zaten yapıyoruz ki yapacağız da. Hı hı. İki yetişkin arasında yaşanabilen bir olaydı. O da zaten sadece bir gece sürdü ve biz hallettik, merak etmeyin. Tabii yani bakın Leyla zaten çocuklarla çok iyi. Aramızda yaşanan durum ekstrem bir durumda ama bir daha öyle bir şey olmayacak. Kesinlikle. Şimdi sen görürsün. Aydas geliyor. Berit, ne yapıyorsun Sarkayım'la? Ya Berit bak, ya. Şunları koyacak başka bir yer bulur musun? Oynayacak başka bir yer bul. Ver bana şunu. Yapmayacağım. Ya, ver şunu. Vermeyeceğim. Ver. Ya görürsün sen şimdi. O zaman ben de bunları atıyorum, var mı? Sen oyuncaklarını atamazsın. Ben de senin bütün oyuncaklarını atacağım. Ben de seni atacağım. Merak etmeyin, biz elimizden geldikçe size yardımcı olacağız. Çocuklar bizim için çok değerli. Sen görürsün. Asla sen görürsün. Hayır. Şimdi kimin oyuncaklarını atıyormuşuz, görürüz biri. Hayır. Bunu
Bunu anlıyoruz. Süreç çok uzun değil. Bizim için önemli olan çocuklarla aranızdaki ilişkiyi görmek. Ha. Şimdi sen görürsün. Topla topla topla. Ben şimdi seninkileri nasıl atıyorum buraya? Sen görürsün şimdi günler. Haydi olsun. Çocukların sizden beklentisi huzurlu bir aile içerisinde sevildiklerini bilerek, güvende hissederek yaşamaları. Tabii. Aranızda yaşananlar ister istemez onları da etkilemiş. Ama belli ki sizi de çok seviyorlar. Özellikle Berit size çok düşkün. Öyle, öyle Berit. Sadece Ilgaz kardeşler için biraz endişeli. Şimdi sen görürsün beni. Hayır sen görürsün gönüme. Müsaadenizle ben bir çocuklara bakayım. Buradasınız zaten. Geleceğim tekrar. Aydoğuz hayır. Sayma. Aydoğuz. Aydoğuz. Evet. Al o zaman. Ne yapıyorsun? Ya. Aydoğuz, Aydoğuz. En sevdiğim bu zamanda o. Ne yapıyorsun? Çocuklar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika. Olmaz, böyle olmaz. Nasıl olmaz ya? Benim şeylerimi atıyor. O da benimkileri atıyor. Ne yapayım? İyi, ben bir hemen kontrol edip geliyorum. Küstüm. Bir daha onunla konuşmayacağım. Bu bir. Her şeyimi attı. Her şeyim boşa gitti. Ne oluyor burada? Ya dedim hiçbir şey yok. Nasıl hiçbir şey yok? Hiçbir şey yok Ateş abi. Hiçbir şey yok. Aydoz benim bütün oyuncaklarımı attı. Ben yapmadım. O yaptı Ateş abi. Hayır. Ben Aydoz'a küstüm. Bir daha onunla hiç oynamayacağım. Ben de bir daha Berit'le oynamayacağım. Leyla ne oluyor? Yani çocuklar ya, kavga ediyor. Hayır işte. Yapmayın. Temas yok. Olmaz. Olmaz. Benim hiç arkadaşım yok. Bu bir. Aydoz da mızıkçılık yapıyor. Bu da iki. Aydoz'cum, kardeşine karşı biraz daha anlayışlı olabilir misin? Bak, her zaman aynı şeyi oynamak istiyor. Ben de bir ara sonra sıkılıyorum. Ya benim de arkadaşım yok bir kere. Tamam, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Ya. Hayır, tamam. Biz varız. İstediğiniz zaman bizimle oynayabilirsiniz. Bunu biliyorsunuz. Hep söyledik size, hep söyledik size. Siz de hep birbirine sıkılıyorsunuz. Değil mi? Berit'ciğim çok haklısın. Son zamanlarda biraz bahsettiğin gibi olabilir. Ama yani bu sizinle oyun oynamayacağımız anlamına gelmiyor, öyle değil mi? Evet ama Aydoz da hep sus 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 mi mi mi. Yani bence açıkçası çok güzel bir oyun bulmuşsunuz. Yani hep birlikte bu oyuna devam edebiliriz. He tabii tabii. Ne demek tabii tabii, al işte var ya bu. Ya, hani tamam, oynadınız tamam, ya tamam, al tamam. At at. Hadi bak ne güzel bir oyun. Değil mi? Hep omuza. Hadi önemli değil, önemli değil. Fırlat, fırlat. Topları fırlat. Ya ama Aydoz mızıkçılık yapıyor. Hayır. Çocukların okulunun açılması yaklaşıyor. Bu konuyla ilgili bir oryantasyon çalışması hazırladınız mı? Oryantasyon da ama düşünülür. Evet yani yani çocuklarla konuşup herhalde bir şey yaparız. Ah. Çekil çekil uşak. Ah. Canım çocuklar. Nasılsınız bakayım? Bir tanem nasılsınız? Ateş nasılsın tatlım? Oo. Ah Leyla da dönmüş. Evine tilki misali. Ah, çok özür dilerim. Ben çocukların halasıyım. Bir kontrol etmeye geldim. Malum bu sıralar biraz evdeki durumlar istikrarsız, anlayacağınız değil mi Ilgaz'cığım? Biz çok mutluyuz halacığım ya. Ya iyiyiz biz. Bak Leyla da döndü. Mutluyuz biz. Ah,
Niye? Çok iyiyiz biz. Evet. Ilgaz'ın dediği gibi her şey yolunda. O yüzden artık böyle ufak şeylere gelme sen de. En iyi burası bizim evimiz ya. Ah şimdilik. Pardon, bir şey mi dedin, duyamadım. Yok tabii ki. Ben de çok mutlu oluyorum. Yani sizi böyle bir arada görünce tabii bir hala da hani ister. Değil mi? Hı. Görüşürüz. Bye. Evet.